Sayın Büyükşehir Başkanım, sayın misafirler. Bugün burada Büyükşehir Belediye'mizce düzenlenen manuel akülü araba sandalye teslim töreni, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'u sahneye davetimi arz ederim. Saygıdeğer milletvekilim, çok değerli Kahramanmaraş hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Törenimize hoş geldiniz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, biz Büyükşehir olarak sosyal belediyecilik anlamında gerçekten göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemli adımlar attık. Tabii Türk belediyeciliğinin bu alandaki startını veren de saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız Türk belediyeciliğini sosyal belediyecilikle tanıştıran insan. Bugünkü çalışmalarımızın temelinde hep onun atmış olduğu adımlar var. Onun izinden yürüyoruz. Belediyecilik, sosyal belediyecilik anlamında da Kahramanmaraş'ımızda büyükşehir olarak tüm gayretimizle çalışıyoruz. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak için, insanların Kahramanmaraş'ta daha rahat nefes alması için, daha huzurlu, daha mutlu olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tabii engelsiz bir Kahramanmaraş bizim idealimiz. Her alanda engelsiz bir Kahramanmaraş. Biz şunu söylüyoruz. Aşılmayacak sadece bir engel var. O da vicdanlardaki engel, vicdansızlık, merhametsizlik. Bunun dışındaki her türlü engelin aşılacağı inancındayız. Bundan dolayı da büyük bir aşkla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız binalar başta olmak üzere yollarda, kaldırımlarda, her alanda engelli kardeşlerimizin engelsiz ve rahat bir şekilde yaşaması için çalışmaktayız. Projelerimizi ona göre şekillendirmekteyiz. Bugün de burada yine sizlerin daha rahat, daha mutlu yaşaması için bir nebze katkıda bulunabilir miyiz? Bunun gayret içindeyiz ve bugünkü bu sandalyeleri dağıtım törenini planladık. Tabii hükümetimiz, devletimiz, Sayın Milletvekilimiz de şimdi bahseder. Bu konuda gerçekten dünyaya örnek bir çalışma yapmakta. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız başta olmak üzere Türkiye'mizdeki engelli kardeşlerimizin, engelli ailelerimizin sorunlarının çözülmesi için büyük emek verilmekte, büyük kaynaklar ayrılmakta. Ailelere destek manasında maddi ve manevi kaynaklarından dolayı Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e ve saygıdeğer Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sırf engelli kardeşlerimizin sorun ve problemlerinin çözümü için bir müdürlük, şube müdürlüğü oluşturduk burada. Türkiye'de birçok yerde bu şeflik bazında, yani herhalde şube müdürlüğü olarak çok az sayıda birim var. Bir tanesi de Kahramanmaraş'ta. Her zaman burası sizin eviniz. Ne zaman bir sıkıntınız olursa saygıdeğer hemşehrilerim, her zaman gelin, bizim arkadaşlarımız sizlere yardımcı olmak zorunda. Görevleri bu. Sadece belediye ile ilgili değil. Hastaneyle, milli eğitimle, nereyle ilgili bir probleminiz olursa olsun, hangi kurumla ya da bireysel bir probleminiz var, sıkıntınız var, sorunumuz var. Bakın, bizim burada danışma merkezlerimiz var. Bizim burada ilgili arkadaşlarımız var, uzmanlarımız var. Onlar sizi dinleyerek sorununuza çözüm bulurlar, bulmak zorundayız. Biz bunu görev atfediyoruz. Sadece belediyeciliği değil, sizlerin Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin her türlü sorun ve sıkıntısının çözümünde biz takipçiyiz. Takipçi olmaya da devam edeceğiz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İnşallah sağlıklı yaşayın. Bunları da güle güle kullanın. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, hepinize Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyoruz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli Kahramanmaraşlılar, sizlerle birlikte bu programda olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. AK Parti Gençlik Kolları'nın kampı münasebetiyle Kahramanmaraş'taydık. Kahramanmaraş bizim çok sevdiğimiz, arkadaşlarımızın da olduğu bir şehrimiz. Burada Sayın Başkanımızla beraber programdan sonra Kahramanmaraş'a yapılan yatırımları yakından görme fırsatı bulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Bey'e özellikle teşekkür ediyoruz. Yapılan parkları, yolları, bulvarları,
ve arıtma tesisini çok kısa bir zamanda görme fırsatımız oldu. Bunların şehre kazandırılıyor olması Kahramanmaraş için 50 yıllık, 100 yıllık bir vizyonla hareket edildiğini bizlere gösteriyor. AK Parti belediyeciliğinin farkı da diğer partilerin belediyeciliğinden bu. Biz şehirlerimizin sorunlarına geçici tedbirler değil, 150 yıllık, 100 yıllık tedbirler alarak bizden sonraki nesillerin de rahat içerisinde yaşamasını temin etmeye çalışıyoruz. AK Parti iktidarı olarak öncelik verdiğimiz hususlardan bir tanesi de aile ve sosyal politikalar ve özellikle engellilerin durumu ve engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesi. Bugün burada hep birlikte engellilerle ilgili olarak tekerlekli sandalye ve hasta yatağı dağıtım töreninde bulunuyoruz. AK Parti olarak biz şuna inanıyoruz ki ülkelerin gelişmişlik seviyesi engellilerine ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan kitlelerine sunduğu imkanlarla ve getirdiği standartla ortadadır. Hem belediyelerimiz hem hükümetimiz olarak engelliler konusunda dünyada birçok ülkenin kendi bütçesine göre yaptığından çok daha fazla bir pay ayırmış durumdayız. Onların ihtiyaçlarını gidermek, onların zorluklarını ortadan kaldırmak için son derece azimle çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız olmak üzere biz de milletvekilleri olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yerel yönetimler olarak da AK Partili belediyeler, burada Kahramanmaraş Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Burada dağıtılan akülü araçları, tekerlekli sandalyeleri, hasta yataklarını görüyoruz. Bunlar tabii yapılanın sadece bir kısmı, bu tören için görebildiğimiz kısmı. Bunun gibi gördüğümüz, göremediğimiz, haberimizin olduğu olmadığı birçok hizmet yapılıyor. Bunların hepsini gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar, sosyal yardıma ihtiyacı olanlar ve engelli yakınları çok yakından biliyorlar. Zaten geldiğimiz süreç içerisinde AK Parti'mizin hem belediyede, yerel yönetimlerde hem de genel olarak hükümet düzeyinde aldığı desteğin, toplumun her kesiminden aldığı desteğin de temelinde bu yatıyor. Bir kez daha bu törenimizin hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah iyi günlerde kullanırsınız. Rabbim hepimizi sağlıklı, mutlu günlerde bir arada kılsın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı günler diliyoruz. Siz akülü araba mı? Yok, manuel mi veriyorsunuz? Bunu vereceğiz de yenisini. He. Yenisini. Kırılmış başkanım. Bu kırılmış mı? Kırılmış. Tamam inşallah. Yenisini verdik. Akülü kullanamıyor mu bu ablamız? Raporu yok. Raporu mu yok? Evet. Genelde de aileler gelmiş başkanım, ağır engelleriz. Çünkü son aldıklarımız sandalyelerimiz spastik engeller olduğu için. Şunlar mı? Evet başkanım. Ülkelerin çocuklarımızda gördüğünüz gibi daha çok onlarla başlayacağız. Evet. Aslında bir çok rapor. İçeride köylere götüreceğiz başkanım. Şu Serap Evlerinde Harf, teslim edilsin talimatımızı. Tamam. Evlerinde götüreceğiz. Küçük olanlar Serap Harf Küçük. Başkanım. Nasılsın, iyi misin? Sen Tokyo'da oturuyordun değil mi? Evet. Hoş geldin. Senin iki çocuğun mu var? Bir de kalbi mi? Nasıl oldu o, nasıl oldu? Aynı, götürdük. Bir de kalp kapat, içinde hava alma varmış şu an. Sağ olun. Başka bir daha mı? Arkadaşlar müsaade. Beraber şey yapalım. Bayağı. Şurada emniyet kemeri. Gel bakalım. Emniyet kemeri. Gel bakalım. Şunlar şöyle genişletebiliyoruz. Onları genişletebiliyoruz. Genişletebiliyoruz. Burası adı ne? Can Ahmet. Abi? Ahmet. Nasılsın? İyi misin? Yeni arabanı beğendin mi? Başkanım bizi çok seviyordu. Sürekli başkanım bir isimini bekliyor. Nasılsın? İyi misin? Sağlama. Tamamdır efendim.